Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda ticaret videosu çekeceğiz. Ama bu tabii kapaktan da gördüğünüz gibi kasa ticareti, sandık ticareti. Pardon. YouTube kanalımızda da bir tane vardı bu videodan ama bazı şeyler çok değişti artık. Yani bunun eski videomuzdaki çoğu şey artık geçerli değil, güncel değil. Onları bir değiştirmemiz lazım. Aynı zamanda belli başlı farklı ürünler de var. Onları da üretebiliyoruz ticarette. Şimdi kısaca bir başlayalım. Temelden başlıyorum. Ticareti hiç bilmeyen arkadaş için söylemiş bulunayım. Bu bir ürünü kasa, biz işte kalpiyon kereste, balonoz kereste sandıklarını üretip farklı bir yerde en uzak mesafeye satmaya çalışıyorduk. Temeli buydu. İlk videodan hani daha detaya girmek istemiyorum. Bilen arkadaşlar yorulmasın diye. Şöyle. Şimdi öncelikle hatırlarsanız biz eski bilgelik ağacı veya granadı üretip Valencia'ya satıyorduk ürünlerimizi. Çünkü çöl bafa almaya çalışıyorduk. Ve en uzak mesafe buydu. Bir güncellemede biliyorsunuz çöl bafı kalktı. Artık çölden baf almak gibi bir şey kalmayınca ve artık yeni bölge geldi. Sabah ışığı diyarı. Sabah ışığı diyarında şu an en yüksek karı alıyorsunuz ve gerçekten oran normal kasa fiyatlarının bayağı üstünde. Nasıl? Onu da şöyle ifade edelim. Şimdi ilk önce anlatayım. Valencia'da sandık üretimi Valencia'da yapılıyor veya Areaza'da. Ben Areaza'da hiç sandık üretip satmadım ama bir klandan bir abimiz bana dedi ki Areaza'da ürettiğin sandıklar mesafe bonusu almıyor. Bug vardı demişti. O da hani bana bunu ifade etti. Tabi bilmiyorum. Ben de bir deneyeceğim. Burada biraz sandık üretiyorum. Satarım. Eğer Areaza veya Valencia arasında bir bug yoksa da mesafe bonusu olsa tabi kendisine de söylemiş bulunurum. Test etmiş olacağız. Burada biz Valencia'da ticaret sandıklarımızı üretiyoruz. Peki hangi sandıkları üretiyoruz? Ve üretirken nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle onu da bir gösterelim. Zaten Aedes Magnus var biliyorsunuz. Karpyon'da ürettiğiniz keresteleri oraya kolay bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Valencia'da sandık üretirken bizim kullanmamız gereken tek bir işçi var. İstisnasız, koşulsuz, şartsız goblin işçi. Bunun dışında bir işçi yok. Hepsi goblin benim. Bir tane insan var. Bununla yukarıdaki titanyum nodunu bağlayacağım diye çektim. Şimdi kasasın diye burada böyle bıraktım. Yoksa onu da goblin yapacağım. Burada gördüğünüz gibi hepsini zanaatkar goblin olarak yaptım. Bir tane prof kaldı. Bu da zanaatkar olacak yakında. Bu birinci önceliğimiz. İkinci önceliğimiz nedir? Ürettiğimiz sandıklara uygun işleme elde etmek. Bunu zaten diğer videomda da ifade etmiştim. Kısaca özetlemek istiyorum. Örnek veriyorum. Bakın cevher olarak ismini değiştirmişim işçinin. Buradan değiştiriliyor bu arada. Buraya basıp adını değiştirebiliyorsunuz. Bu işçi cevher sandığı yaparken artı 3 işleme yapıyor. Bu ne demek oluyor? Şu an Karavası Yeşim sandığı üretiyor. Normalde bir seferde bir defa üretmesi gerekirken bu 4 tane üretiyor. Aynı sürede. Malzemeyi tabii 4 tane malzeme sağlıyor ama aynı sürede üretmiş oluyor. Birinci önceliğimiz üreteceğimiz sandıkların işlemlerini getirmek. Bunu nasıl getiriyoruz? İşçileri zanaatkar yaptıktan sonra izliyoruz. Beceri gelirse tabii şans eseri yapıyoruz. Eğer gelmezse bakın 30 level olan işçilerimiz var. Bakın bak mesela bu 30 olmuş. Bir deneme yapalım. İşçiyi durduracağım. Şurada beceri değiştir var. Basıyorsunuz. Buradan gemi veya vagon teçhizatı üretim hızını ben istemiyorum. Seçip onaylaya bastım. Bakın burada beceri değişti yazdı. Görün. Üzerine geliyorsunuz. Bakıyorsunuz istediğimiz beceri gelmemiş. Bir daha bunu basar. Şu an bir daha değiştiremiyorum. Çünkü işçinin XP %0 oldu. Her %20 XP bir beceri değiştirebiliyoruz. Bakın burada 30 var. %16 XP var. Bu XP %20 olduğu zaman bunun becerisini değiştirebiliyor olacağız. Bizim burada aradığımız artık işçileri zanaatkar yaptık. Hangi işleme türlerini arıyoruz? Hemen onu da ifade edelim. Depodan gösterelim. En önemli, en çok bize lazım olan öncelikle şunu başta söyleyeyim. Ben Valencia'daki bütün mineral ve odun tezgahlarını açtım. İstisnasız hepsini açtım. Her birinde bir işçim var. Burada bu mineral ve odunların üretimini yapıyorum. Biz burada kereste, cevher ve mantar işlemesi arıyoruz. Neden? Kereste zaten medya, kalpeon, serendia ve balinos odun sandığı, karovas odun sandığında kereste işleme kullanacağız. O lazım oluyor. Mineral yani cevher işlemesini de Karavaslı obsidyen sandığı, yeşim sandığı, bir de nerede o X biçim kurşun sandığı yapabilirsiniz. Onun dışında bronz külçe, pirinç külçe ya da burada çelik külçe olarak da cevher işlemesi lazım oluyor bize. Mantar sandığı neden yapıyoruz? Mantar da X biçim tamamen. Mantarın en değerli mantar ok mantarı. NPC'den satın alıyorsunuz Kalpeon'dan. Bir tane mantar işlemini işçiye bırakın. X sandığı üretsin. Şunu da yapabilirsiniz bu arada.
medya olduğunu sandığı, balinoz kalbin olduğunu sandığı üretiyorsunuz ama elinizde kontrol plak kalmadı. Artık üretim durdu ve vaktiniz de yok. Grant atmanız lazım, toplama yapmanız lazım. O zaman pazardan veya arayazının şurada bakın nodları var. Neresi burası? Araya palmiye oranı. Burayı bağlayın. Buradan palmiye kereste çıkartın. Bunları da kereste sandık yaparken kontrol plak bitince bununla da palmiye kereste sandığı üretin. Bunun da 10.000 tanesi 10.000 tanesi diyorum pardon. Bu da eksi sandığıdır. Bunu da öyle bir exp olarak exp kasarsınız. Boş durmasın yani işçiler. Burada dediğim gibi aradığımız işleme türü kereste, cevher ve mantar. Bunun dışında bir işlemeye gerek yok. Peki hangi sandıkları üreteceğiz? Hepsi karlı mı? Abi benim ürettiğim bütün sandıkların hepsi karlı. Sırayla sayacağım. Ve nasıl üretildiğini de kısaca bahsedeceğim. Karavası yeşim sandığı. Notch külçe ve yeşim istiyor. Yeşim birçok videomda söylemiştim. Elton'da yeşim şeyi var orada. Oradan nottan topluyorsunuz. Notch Kamasilva bölgesindeki birçok farklı şey de var. Bu ikisi Karavası sandığı. Obsidian sandığı onun vadisindeki nottan işçi topluyor. Nikel topluyor. Onun yanında da obsidian var. Obsidian de Elton tarafından işçi topluyor. Burada tabii bunlar bu arada biz sandıkları işçilere yaptırıyoruz. Toplamasını da o yapıyor. Üretimi de. Bizim için maliyet içermiyor bunlar. Karavası sandığı, karavası kontrol plak çok zor bulunuyor. O da Eilton'dan toplanıyor. Tujua istiyor yanında. Tujua da kolay. İşte Dragon bölgesinden toplanıyor. Pardon. Balenos odun sandığı akçaağaç diş budak. En kolaylarından biri bu. Ben şöyle bir bilgi vereyim. Bakın 55.000 tane akçaağaç kontrol plan var. Balenos odun sandığı buradaki bütün sandıklar hepsi bu arada merkez pazardan aldığınız zaman kesin kar bırakıyor. Ben biraz Balenos odun sandığı spamlıyorum. Çünkü diş budak kontrol plak kerestesi pardon çok ucuz. Akçaağaç da ucuz. Pazardan bulunuyor. Bunları sürekli spamlayıp burada kontrol plak dönüştürüp Balenos odun pandarı biraz tryhard spamlıyorum. Onun dışındaki sandıkları işçilerden gelen kontrol plakla yaptırıyorum. Seren diye akçaağaç çam. Benim bu arada vermiş olduğum bağlantı noktası videom var kanalda. Onu da kartlara koyacağım. Oradan benim bağladığım bütün bağlantı noktalarını da bağlayabilirsiniz. Benim uğraşmayın. Ben çünkü ticarete ve kimyaya göre bağladım zaten. Onu kartlara bırakacağım. Medya odun sandığı akçaağaç ve beyaz seder isteyecek. Burada bakın en önemli nokta bu. İşte buraya gelmesini bekliyordum. Oyunda birçok kişinin bilmediği bu sandığı üretmediğini gördüm. Ve bunun dezavantajı avantajı olan bir malzeme. Bu siyah kristal. Abi siyah kristal, yeşil kristal ve çamur kristali. Çamur kristali kaba çamur ısıttığınız zaman elde ediyorsunuz. Kaba yeşil ve kaba siyah kristalleri ısıttığınız zaman bu üç malzemeyi elde ediyorsunuz. Bunların her birinden bir sandık üretiliyor. Nedir? Otoritenin siyah kristal muskası tanesi 30K. 3 tane istiyor. En güzel yanı bu. Şimdi ticaret yapan arkadaşlar şunu net biliyordur. Bakın mineral sandığı üretmek istiyorsanız 10 tane pirinç külçe ister. Veya odun sandığı üretmek istiyorsunuz. 5 akçaağaç, 5 diş budak veriyorsunuz. Ama bakın bunlardan 3 istiyor abi. Siyah kristalden 3 tane alıyor. Sana 1 tane muska veriyor. Birinci avantaj bu. 3 tane istemesi. Az istiyor. Buradan bize maliyet kazandırıyor. İkinci avantaj şu. Siyah kristal, kaba siyah kristalin öğütülmüş hali ve tek aşama öğütülmüş hali. Biz kontrol plak yapmak için keresteyi kalasak kalası kontrol plak işliyoruz ya. Bunda öyle değil. Kaba siyah kristali alıp işliyorsun. Kaba çamur kristali işliyorsun, ısıtıyorsun. Direkt çamur kristali veriyor sana. Yani bizim istediğimiz aşamaya bir defalık işlemede geliyor. Hızlı işleniyor. Bu ikinci avantajı. Üçüncü avantajı pazarda bolca var. Bu videodan sonra pazarda olmayacağını biliyorum. Zaten biraz çekmiştim sizden önce. Burada mağdur görün. Çünkü attığım videoda bir daha malzeme bulamıyorum pazardan. Biraz stokladım ben ama hala pazarda var. Sipariş bekleyin, yapıştırın alın. Bu üç kristalin de üretimini yapıyorum. Bunun dışında söyleyeceğim farklı önemli bir sandık bir tane daha var. Onu da ifade etmek istiyorum. Neden? Çünkü oyunda bakın burası da gerçekten çok önemli. Oyunda birçok arkadaş şu an avcılık yapıyor ve herkese yapmasını da tavsiye ediyorum. Özellikle ediyorum. Eliş Atölyesi'ne geliyorsun abi. Bakın burada ben üretmeye başlamadım ama yakında bunları üreteceğim. Avcılıktan kazandığın ne var abi senin? İşte kaliteli deri hepinizi geliyor. Büyük gaga. Büyük gaga kuş avlamıyorsan gelmez ama mesela büyük fil dişi. Fil dişi değilse işte kırık boynuz. Gergedandan falan düşen malzemeler de var burada. Kaliteleri kırık boynuz, keskin boynuzu buradan size uygun ticaret eşyasını üretebilirsiniz.
Şunu ifade edeyim. Buradaki bakın 3 aşamalı var. Mesela nedir? Seyrek ferrit uyu. Ferrit tüyü alıcı. Bir de bol ferrit tüyü. Yani mavi, sarı ve yeşili var. Her birinin kendine göre fiyatları var. Bunlar BDO Kodeks'ten bakabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz ticaret eşyalarının SEK, mesafe bonussuz, pazarlık bonussuz fiyatı sarı olanı 2,5 M. Abi 2,5 M. Bu sarı olanın fiyatı 2,5 M. Yani bunu biz yeni bölgeye satarken tabii üzerine kar ekleyip satıyoruz. Eğer ticaretten elinizde bunlar bolca biriktiyse bence bu sandığı üretmenizi tavsiye ederim. Şimdi peki tamam abi anlattın her şeyi güzel. Malzemeleri aldık ve Valencia'da goblin işçileri dizdik. İşlemede gelmesi gelesiye kadar işte işler üretiyor zaten. İşleme geldikçe de kaçırmayacağız. İşleme arayacağız. Burada ürettik. Bunu nasıl satacağız? Şöyle abi taşımaya geldin. Bunu da biliyordursunuz belki diğer videomdan ama göstermek istiyorum. Nampo Modle köyüne satıyoruz. Ticaret vagonu olacak burada. Benimki şu an vardığı için görünmüyor. Buradan yolluyorsunuz. Bağlantı noktası şu şekilde. Bunu da ben göstereceğim biraz hızlı. Eğer notları birebir görmek istiyorsanız videoyu yavaşlatırsanız sağ alt köşeden. Şu şekilde göstereceğim biraz daha yavaş. 0.25 yapın videoyu. Buradan tek tek bağlantı noktalarına bağlayın isterseniz. Buradaki bağlantı noktalarının tamamını keşfettiyseniz eğer buradan tek de bağlanıyor şuraya kadar bu şekilde bağlamış oluyorsunuz. Eğer bağlantı noktalarının hepsini keşfettiyseniz şunu da yapabilirsiniz. Bakın burada aşağıda bağlantı noktasını hemen bağla var. Tıklıyorsun. Başlangıç noktasına mesela buradaki şehri tıklıyorsun. Biz bu şehri bağlayacağız ya. Tıklıyorsun abi bu şehri. Biraz daha yakından. Tıkladın. Sonra diğer bağlayacağın yeri mesela ben Valencia'ya bağlayacağım. Zaten bağlı olduğu için orayı göstermeyeyim. Mesela biz nereye bağlayacağız? Altınova'ya bağlayacağız. Ama biz Valencia'ya bağlıyoruz. Ben göstermek için Altınova'ya bağlı seçeceğim şu an. Altınova'yı seçiyorsunuz. Bakın otomatik nereden bağlayacağını gösteriyor. Artı bağlantı noktasına bağlaya tıklayıp hemen bağlayabilirsiniz. Kaç katkı istediğini ve kaç enerji karşılığında bağlayacağını da söylüyor. Eğer buradaki bütün bağlantı noktalarını zaten keşfettiyseniz hızlı bir şekilde böyle bağlayabilirsiniz. Keşfetmediyseniz gelin abi gemiyle şuraya. Burada Ankara İş Limanı'na tek tek keşfede keşfede gidin. Keşfetme olayı şu. Adanın yanına gidiyorsun. Gemiden atlıyorsun. Adanın üstünü geziyorsun. Ada keşfedilmiş oluyor. Zaten yazıyor yukarıda. Biliyorsunuz yeni bölge keşfedildiğinde yüz orayı çıkar. Geminiz yoksa gemisi olan hızlı bir gemisi olan bir arkadaştan abinizden isteyin. Abinizden dedim çünkü benim bu bağlantı noktalarına bağlı değildi. Klanda bir abim yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim oradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. O yardımcı oldu. Ben de bağlamış bulundum. Şimdi bağladık. Ticaret vagonuyla bakın gelmiş. Gelmişi de göstereyim sizlere. Bakın zaten bir şey geldi mi hediyesi böyle çıkıyor şuraya. Taşıma bakın. 2000 tane çilek yollamıştım. Ala bastım. Pat geldi buraya. Çilek sandığı üretmeyin bu arada. Bunlar benim eski sandıklarım. Boşa gitmesin. Buradan veririm diye getiriyorum buraya. Bu şekilde taşıyorsunuz. Şimdi en güzel noktaya gelelim. Zaten ticaret yapan bir adam şimdi şok olacak bence. Çünkü sandıkların satış fiyatı ne kadar etkiliyor. Daha önce Granada üretip Valencia'yı satıyordun veya Trent'te üretip satıyordun arkadaş. Şimdi ben artık bunu Valencia'da üretip bir sabah işi diyene satarsam kaç para kazanacağım? Onu noktaya bir hemen diyeyim. 2000 tane yolladım gitti. Şöyle abicim. Tam ben usta 18'de. Bu arada bu bilgiyi de ben elde etmedim. Hani ben işte gidip satarken bakmadım. Beni gemiyle bölgelerimizi açan abi Mustafa abi kendisi bu arada. İnşallah adını yanlış söylememişimdir. Kendisi bize oraya kendisi bana bir ekran görüntüsü attı Discord'dan. Ekran görüntüsündeki fiyata baktım ve şok oldum. Neden? Hemen şöyle gösterelim. Şimdi biz kendisi çelik külçe satıyordu. Satarken ki fiyatı 241K'ydı. Ortalama çelik külçenin fiyatı 67K. Ben buradan direkt 3,6'lık oranı çıkarmış bulundum. 3,6'ya satıyoruz. Yani Kalpeon kereste sandık bildiğiniz gibi 200K. Çarpı 3,6 yaptığınız zaman 720K. Normalde Grana Valencia arası satış fiyatı Kalpeon kereste sandığın 440K civarıdır. Ama bunu gidip Valencia'dan yeni bölgeye satarsanız 720K'ya satıyorsunuz. Sandık karı 400K'dan 700K'ya neredeyse Grana Valencia'nın 2 katı abi. Sandıkları neredeyse 2 katı fiyata satıyorsunuz. Bence muazzam. Açık konuşmak gerekirse bence muazzam bir özellik. Şöyle düşünün 67K'ya çelik sandığı alıyorduk. 3,6'ya sattığımız zaman 241K Balelos odun sandığının eski fiyatını çelik külçe sandığıyla satmış oluyorsunuz.
Yani büyük fark var. Arkadaşlar çok büyük fark var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen Valencia'ya gidin. Bütün odun tezgahları, bütün mineral tezgahlarını açın. Bir sürü goblin işçi bağlayın ve hemen üretime başlayın. Üretime başlamışken de ara ara işçileri kontrol edin. Cevher işleme, kerestiş işleme ya mantar işleme geliyorsa onları da tabii gerekli görevlere verin. Terfi ettirin, zanaatkar yapın. Gerçekten muazzam bence. Ben çok trial bir şekilde yapmaya başladım şu an bunu. Tabii ben biliyorsunuz ben kimya yapıyorum. Ha, işlemesi bitmiş, şunu hemen verelim. Ben kimya yapıyorum ama şu aralar biraz kimyaya ara vereceğim. Neden ara vereceğim? Çünkü alt malzeme stoğum bayağı azaldı. Alt malzemeden kalsın bakın ruh yaprağım, keşiş dalım 2000-4000 falan kaldı. Alev tozum bitti, karanlık tozum bitti, zaman tozu bitti. Şimdi şunu diyor olabilirsiniz. İyi de İlker, alev tozu kaç para? 14K. Abi 14K da ben bir iksir üretiyorum. 100K harcıyorum ondan. Bakın 13.000 tane verdiler var. Satıp satıp bitiremiyorum. Yani satıyorum bitmiyor. Hala şu an pazarda da vardır bunlardan. Ben çünkü bir iksir veya herhangi bir şey ürettiğim zaman biraz içinden geçiyorum. Yani bayağı tryhard üretiyorum. 50-60 bin lira aşağı ödetmiyorum bir oturdum mu. Hatta satılmış birazcık. Ne satılmış? Yarı insan gitmiş. 10 tane de şey gitmiş. Tamam. Biriksin böyle bu. Kimya altlarım bitti, azaldı. Hani benim için maliyet oluştursun istemiyorum. Daha verimli işler yapmak varken gidip şu an kimya yapmayacağım. Tabii ben alt biriktireceğim bu arada. Nedir benim alttan kastım? Biliyorsunuz kimya için gerekli malzemeler. Bilge adam, günahkar, palyaço, zalim kanı, efsanevi canavar kanı, berrak ve toz reaktif. Bunları biriktireceğim. Aynı zamanda avcılığa başladım. İşte bu arada avcılığı şeyde yapıyorum. Gergedan'da kasıyorum yani. Gergedan'dan da işte kandır, ettir, odur budur birikecek. Bununla alakalı bir video çekeceğim avcılıkla alakalı. Neden diye soracak olursanız YouTube'da bir sürü kanala girdim baktım. Hepsi tabii değerli insanlar. Onlara lafım yok ama bence avcılıkta önemli bilgiyi vermemişler. Nedir o önemli bilgi? İksir rotasyonu veriyorlar. Güzel ama yemek rotasyonu da var abi avcılıkta. Nedir? Balina eti salatası, işte ne bileyim. Bunun yanında bak kritik vuruş hasarı veren bir orman kralı hamburgeri var. Ben bunun yanına tabii ki bir iki tane daha yemek yapıyorum şu an. Yemek rotasyonunu gergedan dönmeyi göstereceğim size. Çok daha hızlı ve vahşet güzel oluyor. Onun videosu gelecek ama şu an tabii videomuzun konusu ticaret abi. Konuyu saptırmayalım. Bence en kısa zamanda başlayın. Çatır çatır üretimlerinizi yapın. Benim verdiğim sandıkları yaparsanız en mantıklıları oluyor bunlar. Burada işleyip işleyip yollayın. Bunu bu şekilde aktarmış olayım. Bunun dışında farklı söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize teşekkür ediyorum videolarımı izlediğiniz ve beğendiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Ama son lafımı da söyleyeyim. Arkadaşlar klanımız günden güne büyüyor. Şunu düşünmeyin sakın. Buraya gelirsem bir sorumluluk var mı? O var mı? Şu var mı? Yok. Gelip buraya keyifli bir şekilde oyun oynayıp aynı zamanda istediğiniz konular hakkında bilgi de alabilirsiniz. Bunu da ifade etmiş olalım. Klanımızda şu an 35 kişi olduk. Gelen kişileri alıyoruz. Herhangi bir kontenjanımız yok. 150 kişiye kadar doluyor bu biliyorsunuz. Gelen arkadaşlarımız oyun içerisinden bana tabii ben her zaman oyunda olamayabiliyorum. Discord adresimize girip Discord'dan da yardım isteyebilirler. Discord adresini bu arada bakın kanalın şurada şuraya koydum. Burada Discord'da benim Instagram Treyat adresim de var. Buradan ulaşabilirsiniz. Discord adresimiz burada. Buraya girip arkadaşlarımızdan yardım isteyebilirsiniz. Ben olmazsam yardımcı olacaklardır. Bir sefer bay bay, hoşça kalın.